Neyse evet chat bugün daha önemli bir konu var 9 aydır çünkü olmuyordu ben ondan sonra saymayı bıraktım yani ben de zaten hala hesaplarken doları 10 diye 10 çarpıyorum ama çok da bir önemi yok yani dolar artsa da yükselse de çünkü enflasyon arttığı için ve fiyatlar arttığı için doğal olarak doların düşüp artması pek önemli değil yani doların artması sadece malum kur korumalı mevduat sistemi işte ona zararı var. Dolar arttığı zaman halkı zarar ediyor. Ülke TV sunucusu markette 34.5 TL'ye satılan ayçiçek yağını tarım kredi marketlerinde 33.5 hesap makinesi hesaplayarak bir TL farkı olduğunu tespit etti ney? 33.50 dedik. Ayçiçek yağının bir litrelik e, olanını e, ele alıyoruz. 34.50, 34.50. Allah Allah. Bir marketin e, reyonunda var. 34.50, 33.50'yi çıkartıyoruz. <laughs> 1 TL bir fark var. 33.50 evet. dedik. Harika bir şey. onun da var. 34.50 33.50'yi çıkartıyoruz. 1 TL bir fark. Eyvallah. Ee, bugün Merkez Bankası Allah razı olsun çok önemli He, politika faizini %13'e düşürdü. Allah rahmet eylesin. Çok yazık. Bir sonraki ay da düşürecekler diyorlar. Bakalım artık nasıl olacak o. Onu bekleyip göreceğiz. 9 aydır düşürmüyorlardı sabit tutuyorlardı. 17'de falan duruyordu dolar. Allah razı olsun. Bugün düşürme kararı almışlar ve bu faizi ilk düşürmeleri değil. Bu 5. mi 6. mı öyle bir şey. 5. kez falan düşürüyorlar. Anlayamadıkları bir şey var ki faize düşürünce maalesef dolar artıyor. Basit bir matematik ile. <laughs> Ama bunu hala 5. Ee, deneyişlerinde hala fark edilemediler. Aslında fark ettiler tabii kendileri de biliyor bunu da düşürüyorlar. Saf kötülük. Başka hiçbir şey değil yani. Şey yani %13. tam faiz haram düşürüyoruz diyorlar. Faize karşı açılan bir savaş var. Çok güzel. O zaman niye faiz %13? Yani hepsini düşürsenize kardeşim. Komple. Bu da ilginç bir olay yani. Bence hala anlayamadılar evet. Beşinci değil 6. sefer. Bir sonraki ay bir daha düşürdüklerinde belki fark ederler. Aha biz bunu düşürüyoruz ama dolar artıyor diye belki fark ederler artık bir sonraki ay inşallah. Düşürün bire değil mi? düşürün kardeşim madem haram komple hepsini düşürün. Bire düşürün. Faiz haramsa bir yapın lan. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından da Türkiye'nin risk primi yeniden yüksel yükseldi ve 788'i gördü. Allah rahmet eylesin. Son dakika Türkiye ekonomisi tuttu. Bu ne demek? Risk primi riskin yükselmesi ne demek? Ülkeye yatırımcı gelmeyecek demek. Ülkeye yatırımcı gelmeyecek gelmeyecek ne demek? kötü olacak demek. Ekonomimiz enf ekonomimiz enflasyon düşürmek amaçlı değil. Piyasaya düşük faizi kredi vererek yatırımlar arttırmak istiyorlar ama bunun için uygun bir ortam yok. Hem enerji hem fiyatları hem enerji fiyatları hem dünyadaki panik bunun nedeni. Yani başka hiçbir ülkede yok. E, tüm ülkeler faizi malum yani şimdi tamam dünyada bir enflasyon artışı var. Her yerde enflasyon artışı var da tüm dünya her diğer merkez bankaları faizi arttırırken veya sabit tutarken Türkiye e ilginç bir şekilde kimsenin yapmadığı bir şey yaparak faizi düşürüyor. Gerçekten çok akıllıca bir hareket. Tarzımız farkımız. Kimsenin yapmadığı şey yap, beklenmeyen hareke hareketi yap. <laughs> Düzelebilme şansımız var mı bu hasarlar kalıcı hasarlar ya. Yani ben bir ekonomist. <laughs> ben bir ekonomist değilim ama bu hasarlar kalıcı hasarlar ya. Tey toparlanır. Tabii toparlanır elbette. Nasıl toparlanır bilemiyorum. Biraz zaman ister. Uğraş ister. Biraz şu an aslında ülkeye kalıcı bir hasar bırakıyorlar yani seçimden gitme seçimi kaybetmeden önce kalıcı hasar bırakıyorlar gibi yani. Rica etsem birisi kabaca anlatabilir mi bizi nasıl etkilediğini? <laughs> Kötü etkiliyor ya abi. Euro 16 iken babacan 6 ayda düzeltiriz diyordu. Bilmiyorum ama e, nasıl düzeltilir bilmiyorum. Böyle devam ederse elbet düzeltilir de ya şu an yaşayan insanlara yazık oluyor işte ya. Yani şu an e, genç olan insanlara İş yapmak isteyen insanlara Para kazanmak isteyen insanların önüne bir engel bu yani Halkın sefalet içinde yaşaması için Bilerek yapılan bir hareket gibi yani bilerek Diyorlar ki kardeşim Biz faizi düşüreceğiz enflasyon artacak dolar artacak Biz halkımızın Rahat refah içinde yaşamasını istemiyoruz demek bu yani dolar kaç şu anda bakalım Biraz artmıştı sonra düşmüştü Ama uzun vadede artar yatırım tavsiyesi değildir çok rahat 20'yi geçer 20 barajını kırar ama yatırım tavsiyesi değildir. Şu an 18.04. Zaten başlamalar önce de böyle bir şeydi. 18 falandı. 18 12'ye kadar falan çıktı. Şu an düşmüş ama ee, uzun vadede artar hocam. Yatırım tavsiyesi değildir. 20 25'e gider. E, çok net. Chart 2 24. Herhangi bir şekilde ekonomi bilgisine ihtiyaç çok bu bilgi için ama yatırım tavsiyesi değildir.